Türkiye'den Yunanistan'a günübirlik vize uygulaması yeniden başladı. 200 yerli ve yabancı turist Yunanistan'ın Kos adasına geçiş yaptı. Avrupa Birliği tarafından 3 ay önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki kapıda vize uygulaması iptal edilerek günübirlik geçişler yasaklanmıştı. Avrupa Birliği'nin günübirlik kapı vize uygulamasını iptal etmesi Yunan turizmcileri de çok kızdırmıştı. Bunun üzerine Yunan hükümeti Avrupa Birliği'ne yeniden başvurarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki kapıda vize uygulamasının yeniden başlamasını istemişti. Avrupa Birliği Komisyonu'na yeniden taşınan kapıda vize görüşmeleri geçtiğimiz ay olumlu olarak sonuçlandı. Bunun üzerine Yunan kapıları Türkiye'ye yeniden açıldı. Bugün yaklaşık 200 yerli ve yabancı turist günübirlik vize alarak Yunanistan'ın Kos adasına geçti. Geçtiğimiz günlerde İsrail'den gelen turistler de Yunanistan adasına feribotla geçiş yaptı. Kapıda vize uygulamasının yeniden yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk vatandaşları Yunanistan adalarına en fazla 14 günlük geçiş yapabilecek. Uygulamayla Yunanistan'a giriş yapanların buradan başka Avrupa ülkelerine geçiş yapması ise mümkün değil. Yunan vatandaşları da aynı şekilde Türkiye'ye giriş yapabiliyor. Kapıda vize uygulaması turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Yılda 100 bin turistin günübirlik kapıda vize uygulamasıyla Türkiye'ye geldiği, aynı şekilde Yunan adalarına gittiği bildirildi. Resmi rakamlara göre geçtiğimiz yıl 700 bin yerli ve yabancı turistin Türkiye ile Yunan adalarına giriş çıkış yaptığı, bunların içerisinden 100 bin turistin ise kapı vize uygulaması kullandığı öğrenildi. Bodrum'la Yunan adaları arasında feribot seferi yapan bir firmanın satış ve pazarlama müdürü olan Sertaç Erarslan, Bodrum'dan Kos'a seferlerin başladığını ifade ederek şunları söyledi. Bugün 200 yolcumuzla hareket ediyoruz. 200 tane turistimizle hareket ediyoruz Kos adasına. İnşallah bundan sonra bu sayının artarak devam etmesini umuyorum. Bugün itibariyle katamaran seferlerimiz başlamıştır. Artı bu sene düşündüğümüz 24 Haziran tarihinde Bodrum Rodos seferlerimiz başlayacaktır. Cumartesi ve pazartesi olmak üzere haftanın iki günü Bodrum Limanı'nda Rodos seferlerimiz başlayacaktır. Bunun yanında 19 Mayıs itibariyle Turgut Reis'ten Kos Adası'na direkt katamaran seferlerimiz de başlayacaktır. Bu yüzden hem Turgut Reis, Yalıkavak, diğer yarımadada yaşayan vatandaşlarımız hem de burada yaşayan turist ve vatandaşlarımız için inşallah daha kolay bir ulaşım sağlamış olacağız. Daha önce yapılmıyordu herhalde buradan. Daha önce buradan Rodos Adası önceki senelerde yapılıyordu fakat tekneler bu kadar hızlı değildi. Daha uzun sürüyordu Rodos Adası. Biz bu sene hızlı teknelerle yapacağız. Yaklaşık buradan 2 saat 20 dakika gibi sürüyor Bodrum'a varışımız. O yüzden rahat ve konforlu bir ulaşım oluyor bu Rodos'a. Şu anda yani Bodrum'a gelen turist itibariyle daha çok Avrupalı'dan ziyade İsrailli vatandaşlar tercih etmektedir. Ama Bodrum'un genel uçak durumuna baktığımız zaman 28 Nisan'da başlayacak olan, yoğunluk kazanacak olan Avrupalı turistlerin gelmesiyle Avrupalı turistler de tercih etmektedir. Peki şu anda günlük olarak mı gidiyorlar? Şu anda günübirlik ziyaretler var. İsterseniz tabii insanlar kalabilir de orada.